Karnabahar kızartması için malzemelerimiz tabii ki de bir adet çiçek karnabahar. Mısır unu veya normal buğday unu size kalmış. Ama ben eğer varsa mısır unu kullanmanızı tavsiye ederim. Tuz ve yumurta. Şu an 5 tane var. Panelemek için 4 de olur. Yumurtanın büyüklüğüne bağlı. Bizim yumurtalar küçük olduğu için 5. Yine isteğe bağlı. Dilerseniz yumurtanın içerisine sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ben rendelemeyeceğim. Yanında yoğurt da yerseniz yoğurdu da sarımsaklı yapabilirsiniz. Ve sıvı yağ ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Çok kolay bir tarif ve limon. Eğer limon sıkıp yemeyi seviyorsanız limon. Yok ben limonunu sevmiyorum derseniz de sarımsaklı yoğurt veya sade yoğurt. Ben her ikisini de çok seviyorum. Şimdi bir adet karnabaharımız var. Öncelikle karnabaharımızı taneliyorum. Evet, gördüğünüz gibi karnabaharımız. Şu yapraklarını alalım. Ve şuradan tanelemeye başladım. Bunları nasıl taneliyorum? Hemen hızlıca göstereyim. Şöyle şurayı da alalım. Şekilde. Böyle böyle hepsini yapıyoruz. Üstlerinde varsa renk değişimleri onları temizleyelim. Ekleyince karnabaharda oluyor. Karnabaharım ben fırında graten olarak da çok seviyorum. Yemeğine zaten bayılıyorum. Ama kızartması da balık gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Sergül çok seviyor. Sergül için yapıyorum bunu. Güzelce ayıkladım gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce yıkıyorum ve süzüyorum. Karnabahar süzülürken yumurtaları çırpacağım. Ben içerisine birazcık tuz ekleyeceğim. Ve çırpma teliyle güzelce çırpıyoruz. Dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Hatta ben biraz ekleyeceğim. Birazcık karabiber. Şöyle yayvan bir tabağın içerisine mısır unu koyuyorum. Dediğim gibi mısır ununuz yoksa normal buğday unu da kullanabilirsiniz. Şu kadar bir alalım. Yetmezse ilave ederiz. Unu da birazcık tuzluyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yağın altını açıyorum. Evet, paneleme işlemim bitti. Bir ısı kontrolü yapalım. Şöyle bir parçayla. Evet, şu an ısısı güzel. Önce yumurtaya, sonra una banmış olduğum karnabaharları atıyorum. Böyle yağ. Balık pişirir gibi pişiriyorum. Hamsi gibi kokuyor. Çok güzel. Gerçekten çok kolay bir tarif ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bir kere olsun deneyin. Şöyle göstereyim bakın. Çeviriyorum kızaran taraflarını. Mükemmel. Evet. Kızardıktan sonra çevirin. Zaten hemen pişiyor. Of of of. Evet. Yine kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Arkalı önlü kızardıktan sonra bakın görüyor musunuz? Kahverengi oldu yani böyle çok tatlı bir rengi oluştu. Bu olduktan sonra şu kağıt havlu sermiş olduğumuz tabağa alıyoruz. Bakar mısınız? Bu şekilde. İnanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli, güzel bir yemek oldu. Bayılıyoruz biz buna ailecek ve balık yemeyenler varsa balık niyetine de bunu yiyebilirler. Tadında ben bir farklılık göremiyorum. Evet, bir karnabahar kızartması. Yıllar sonra bir karnabahar kızartması videosuyla karşınızdaydım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Görüşmek üzere. Deneyen olursa, geri dönüş yaparsa çok 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 mutlu olurum. Görselini de atarsanız daha mutlu olurum.
Görselini nereye atabilirsiniz? Yılmaz Ailesi 6109 Instagram'dan DM olarak, Facebook Yılmaz Ailesi'ne atabilirsiniz ya da herakuzusu@gmail.com'a gönderebilirsiniz. Video olur, fotoğraf olur, mesaj olur. Ne isterseniz gönderebilirsiniz. Hepsini yayınlayacağım, kabulümdür. Oldu mu olmadı mı merak ediyorum. Hoşçakalın. Tek bu karnabahar kızartması değil. Denemiş olduğunuz bütün tariflerimi, görselini, videosunu, yorumunu, mesajını bana iletebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.